Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Erkan, 2022 yılında yapılacak olan Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Yönetim Kurulu ve Başkanlık Seçimleri ile alakalı basın açıklaması düzenledi. Toplantıda projelerinden bahseden Erkan, başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıkladı. Bildiğiniz üzere daha önceden 6 yıl görev yaptığım Kayseri Otobüsçüler Odası'na 2022 seçimlerinde yeniden aday olduğumuzu bildirmek isterim. Geçmişten geleceğe emin adımlarla sloganı ile çıktığımız yolda siz değerli esnaflarımızın desteğiyle biz bu yola adayız. Esnafımızın ve yanında çalışan personelin daha kaliteli ve huzurlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, geçimlerini daha rahat sağlayabileceği ortam yaratmak amacıyla tabii sizlerin de desteğiyle biz bu göreve talibiz. 4 yıllık dönem içerisinde hedeflediğimiz projelerden size kısaca bahsetmek isterim. 2017 yılında görevde olduğumuz dönemde, otobüsler odası başkanı olduğumuz dönemde yapmış olduğumuz kilometre bazlı sözleşmeyi geliştirerek esnafın biraz daha çıkar ve menfaatlerini artırarak daha verimli, daha sürdürülebilir hale getirme planlıyoruz. 2018 yılında görevde olduğumuz yıllarımızda kurumsallaşma ve esnafın çıkar ve menfaatleri doğrultusunda tesis ettiğimiz kooperatif ve hala sürdürmekte olduğumuz kooperatif bünyesinde başlattığımız projeleri geliştirerek odamızda da devam ettireceğiz. Bunlardan bir örneğini vermek isterim arkadaşlar. ADD dediğimiz araç değişim projesi. Burada kooperatif üyelerimizin araçlarını değiştireceği takdirde 30 ay boyunca aylık 3.000 lira destek veriyoruz. Biz bu desteği geliştirerek odaya geldiğimiz takdirde inşallah Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmeler sağlayarak araç değişecek üyelerimizin belediyeden de destek alarak bu araç değişim işini sağlayacağız. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden arsa tahsis edeceğiz arkadaşlar. Bu arsada da araçlarımızın depolama, bakım, onarım, yakıt ikmalini yapacağız. Gerekirse büyük yakıt şirketleriyle anlaşma yaparak buralarda ucuz yakıt temin ettireceğiz. Araçlarımızın gereksiz yerlerde gereksiz yapmış olduğu ölü kilometreleri önleyeceğiz. Buralarda araç başı aylık 1000 TL gibi bir gelir desteği sağlayacağız üyelerimize. Ayrıca şoförlerimizin burada temizlikte gece saat 24'e kadar çalıştıktan sonra bir de temizlik problemleri var. Onu da biz orada başka personelleriyle yaptıracağız. Şoförlerin evlerine ikmal giriş gelişlerini biz diğer servis araçlarıyla yaptıracağız. Dolayısıyla buradan da bir katkı sağlamış olacağız. TOKİ ile bir çalışmamız var arkadaşlar. Esnafımıza ve yanında çalışan personele inşallah bu TOKİ aşamasını biliyorsunuz. Esnaf Sanatkarlar Odası'nda da ben başkan vekiliyim. Orada da sürdürüyoruz bu çalışmayı. Orada da biz daha hesaplı, daha uygun bir şekilde esnafa nasıl yardımcı oluruz, nasıl ev sahibi yaparız diye başlattık. İnşallah otobüsler odasında da bu faaliyetleri başlatacağız. Girişimlerimiz başladı, çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Esnafımızın en büyük kaygısı olan raylı sistemin gelişmesi, çalışma sahasının daralmasından dolayı yeniden hatlar optimize edilecek. Yeni hatlar çıkaracağız inşallah arkadaşlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sürekli bakıyoruz araç güncellemesiyle alakalı, araç yenilemeyle alakalı sürekli araç çoğaltıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine alacağı araçları inşallah biz esnaf adına alıp tüm esnafımızın gelirleri de tüm esnafımız olacak şekilde araç filosunu biz kooperatif bünyesinden alacağız. Kooperatif, niye kooperatif diyoruz arkadaşlar, onu da bahsedelim. Odanın resmi tüzüğünde ticari faaliyet yapamadığı için bir kurumsallaşma yapması lazım. Bu kurumsallaşmada ya şirket ya kooperatif. Biz bunu 2018'de yapmış olduğumuz girişimler sonucu faaliyete geçirdik. Bizim kooperatifimizde şu an 130 üyemiz var. 130 üyemizin tamamı da halk otobüsçüsü. Dolayısıyla ticari faaliyetlerin yürütülmesi için bunun kurulması şart. Ayrıca esnaflarımızın en büyük sıkıntılarından biri olan yanında çalıştırdığı personel sıkıntısı. Sürekli personel bulamama veyahut da personelde yaşanan birçok olumsuzlukları inşallah bu kurumsal yapı altında personel havuzu oluşturacağız. Ve bu personel havuzundan ihtiyacı olan esnaflarımıza şoför temin edeceğiz. Bir de arkadaşlar, kamuoyunda biliyorsunuz halk otobüsçüsünün bakış açısı kamuoyunda biraz düşük.
İnşallah biz bu odaya geldiğimiz takdirde bu seviyeyi çıtayı yükselteceğiz. Eğitimlerimiz olacak, çeşitli sosyal faaliyetlerimiz olacak, iletişim eğitimleri vereceğiz, motivasyon etkinlikleri yapacağız ve inşallah esnafımız ile layık olduğu yerlerde görmek istiyoruz. Bu projeler doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla çözüm odaklı, anlaşılabilir kazan kazan modeli uygulayarak esnafımızı layık olduğu yerlerde, layık olduğu kazançları sağlatmak için elimizden gelen gayretleri tamamen yapacağız arkadaşlar. Esnafımızdan alacağımız yetkilerle projelerimiz zaman zaman elinize verdiğimiz, biraz önce dağıttığımız kataloglarımızda da bugüne kadar 2014, 2018, 19 yıllar arasında odada yaptığımız, ayrıca 2019'dan sonra da kooperatifte yaptığımız faaliyetlerimiz var. Bundan sonra da yapacağımız faaliyetler var arkadaşlar. Buradan incelerseniz gerekli detaylı bilgiyi alırsınız. Arkadaşlar, hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz diyoruz. Bu yola hep beraber çıkıyoruz. Allah izin verirse 2022'de bu esnaf takdir eder, göreve de bizi layık görürse biz bu işe adayız. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı.